Dünyamız bir dönüm noktasında. Küresel ısınma kontrol edilemez değil. Ama yakında olabilir. Her yerde alarm sinyalleri çalıyor. Bu iklim değişikliğinin meydan okuyuşu. Küresel ısınma için ne yapabiliriz? Yapmazsak dünyamıza ne olacak? Sıcaklık yükseliyor. Her derece kritik. Sadece bir derece ya da... Bir derece daha sıcak. Basınç 3 derece civarında. 2 derece daha yükseldi. 3 ya da 4 derecelik ısınma... Artış 4 dereceyi bulacak gibi. 3 derece, 4 derece, 5 derece. 6 derece. Bunu düşünemiyorum bile. 6 derece dünyayı değiştirebilir. Küresel ısınma hızlanırsa 21. yüzyılın nasıl olacağını düşünün. Sonraki süper fırtına nereyi vuracak? Sonraki kavurucu sıcaklık dalgası. Bir sonraki felaket. Dünya derece derece ısınırken tartışma son buldu. Dünya bilim adamları şu anda tam 1 santigrat derece daha sıcak bir dünyada yaşadığımız hakkında birleşiyorlar. Dünyanın hayati belirtilerini izleyen bir donanma var. Denizde binlerce gemi. Karada on binlerce istasyon. Uzayda takip uyduları. Bilim adamları bunun geleceğimiz açısından anlamını hesaplamak için en ileri bilgisayar modellerini bilgiyle besliyor. Tahminler korkutuyor. 40 yıl içinde milyonların su kaynağı olan Himalayalardaki buzullar eriyebilir. 50 yıl içinde Grönland buz örtüsünün eriyişi durdurulamaz olabilir. Bu yüzyılın sonunda dünya biyolojik çeşitliliğinin yarısının evi olan Amazon yağmur ormanları kuruyup çorak bir ovaya dönüşebilir. Mevcut bilgilere göre ortalama küresel sıcaklık zaten 0.8 santigrat derece yükseldi. Avustralya'nın en kalabalık ikinci eyaleti Victoria, tarihi kayıtlara göre en kötü orman yangını sezonlarından birinin etkisinde. Pek çoğuna göre bu yangınlar, iklim değişikliğinin yapabilecekleri hakkında bir uyanış çağrısı. Şimdiye kadar deneyimlemiş olduğumuz bir dereceden az bir ısınma. Ve bu zaten dünyanın en kurak kıtası olan Avustralya'yı sularının çoğunu kaybetmiş bir kara parçasına çevirmek için yeterli. Son 1000 yılın en kötü kuraklığını yaşıyorlar. Küresel ısınma ortalama sıcaklıklarda yavaş artış anlamına geliyor. Bir yerde kuraklıklar, bir başkasında seller, hatta aynı yerde ard arda seller ve kuraklıklar görebiliyoruz. Bu yeryüzü düzeninin işleyiş şeklini tamamen değiştiriyor. National Geographic yazarı Mark Lynes, her sıcaklık artışının gezegeni nasıl tehdit edebildiğini gösteren iklim modelleri hakkında bilgi toplayarak yıllar geçirdi. İnsanlar için küresel ısınmanın gelecekteki etkilerini gözlerinde canlandırmak çok zordur. İnsanların bu realiteyi gözlerinin önünde canlandırmalarına yardım etmek istiyorum. Çünkü aslında arabanızın egzozundan çıkan gazların Himalayalarda bir buzulu 50 yıl içinde eritecek olması sezgisel bir şey değildir. Uzmanların önümüzdeki yüzyılda ortalama sıcaklıkların 6 santigrat derece ya da yaklaşık 11 Fahrenheit derece yükselebileceğini hesaplamasına karşın gelecek değişebilir. Dünya sıcaklığındaki çok küçük, sadece 6 derecelik bir değişim bile çok büyük sonuçlar doğurabilir. Küresel ortalamadaki 6 derecelik değişim, yani 6 derecelik soğuma, günümüzde 18 bin yıl önce buz örtüsünün Oxford sınırına kadar ilerlediği ve 1 mil daha kalın olduğu son buzul çağ arasındaki farkı oluşturuyor. Sadece 6 derecelik soğuma dünyayı buz çağına götürdü. 6 derecelik ısınmayı düşünün.
En erken değişimler dünyanın yüksek noktalarında başlardı. Atmosfer yeryüzüyle dış uzay arasındaki tampon bölgedir. Küçük bir yüzdesi sera gazlarıdır. Bir su buharı, karbondioksit, metan, diazot monoksit ve ozon kokteyli. Gezegenin üzerindeki bir kubbe gibidirler. Hayatı destekleyen sıcaklıkları muhafaza etmek için güneşten yansıyan enerjinin yeterli kısmını alıkoyarlar. Bu gazların miktarları arttıkça daha fazla ısı tutar ve tüm gezegendeki iklimi radikal bir şekilde etkileyebilirler. Son 250 yılda biz daha çok enerji kullanmak için giderek daha çok yöntem buldukça sera gazlarının emisyonu arttı. Karbondioksit ödediğimiz gizli bedel. Tüm modern konforumuza güç sağlayan enerjiden atmosfere karbondioksit yükseliyor. Tam olarak soluduğumuz havanın içine. Karbondioksitin iki katına çıkması küresel bir felaketin garantisi. Tehlike sınırı 1 milyonda 450. Şu an 383'e dayanmış durumda. Bir ya da iki derecelik küresel sıcaklık artışı çok şeyi değiştirir. Hem de çok şeyi. Sadece bir derecelik ısınma, Amerika'nın en verimli çiftlik arazilerinden bazılarını tekrar bir çöle dönüştürebilir. 6000 yıl önce Amerika'nın batısı tüm kıtaya egemen olan geniş bir çölün parçasıydı. Dünyanın yörüngesindeki küçük bir değişiklik, yaz güneşinin daha az ısınmasına sebep oldu. Ve bu, tüm bölgenin radikal şekilde değişmesi için yeterliydi. Sadece çok ince bir üst toprak tabakası, hala yüzeyin sadece santimetreler kadar altında gizlenen çöl kumunun üstünü örter. Tüm bunları yok eden 1-2 derecelik ısınmaydı ve rutubet yok oldu. 30'lu yıllar toprağın nasıl kırılgan olabileceğinin ipucunu verdi. Çöle dönen arazi durumunun bir tekrarını düşünelim ve onu 20 ile çarpalım. Bu Batı Amerika Birleşik Devletleri'nin dev bir parçasını harap edebilirdi. Fakat sadece bir derece civarında bir artış, sığır ülkesini acımasız kuraklık ve yakıcı ısının çoraklaştırdığı bir araziye çevirebilirdi. Şimdilik bu yüzeysel toprağın altındaki kumlar stabil. Ama ne zamana kadar? Biz gezegenin bir derece ısınmasına karşı yarıştıkça kazananlar ve kaybedenler küresel ısınma kartına yazılıyor. Farklı ürünler yetiştirebilen bölgelerde küresel hava hareketleri yeniden şekillenirse varlıklar hem artacak hem zarar görecekler. Küresel ısınma enerjiye duyduğumuz doymak bilmez iştahla başladı. Çevirdiğimiz her şalter, her fiş, bir şeyi açmak için bastığımız her düğme kaçınılmaz şekilde böyle bir yerin oluşumuna yol açıyor. Dünya enerjisinin yaklaşık %90'ı bir fosil yakıt olarak başlar. Kömür, petrol, doğalgaz. Ama prehistorik bitki ve hayvan kalıntılarının yanma ürünü ortada. Karbondioksit. Bu üç yakıt, atmosfere boşalan karbondioksitin en geniş kaynağı. Nesillerdir yaşam kalitesini arttırdılar. Onlar olmadan ilerlediğimizi hayal etmek zor.
Ürün ürün bakılınca çok önemliymiş gibi gelmeyebilir. Bir güneş gözlüğü yapmak ya da bir tabelayı aydınlatmak. Ama ürettiğimiz her şeyin sonucu karbon. Sıcaklık artı bir dereceden fazla yükselirse bu doğanın hassas dengesini tehdit edebilir. Okyanusların derinliklerinden dünyanın en yüksek tepelerine kadar. Dünya 2 derece ısınırsa biyosferdeki bazı değişimler bundan böyle kademeli olmayacak. Grönland'ın buzulları gözden kayboluyor. Öyle çok buz eridi ki kutup ayıları hayatta kalma mücadelesi veriyor. Böcekler garip bir şekilde yeni yönlere göç ediyorlar. Kılıman iklim Amerika'nın kuzeyine taşınırsa çam böcekleri boz ayının sonbaharda temel besin kaynağı olan beyaz kabuklu çam ağacı ormanlarının kökünü kurutur. Yeni ormanlar Kanada'nın ısınan tundralarında kök salır. Tuvalu'nun Pasifik adaları küresel ısınmanın yükselen gelgitleri altında kaybolur. Artı 2 dereceyle dünyamıza bunlar olabilir. 2 derecelik ısınmada deniz ekosistemi üzerindeki etkiler çok şiddetli olacaktır. Dünya tropikal mercan resiflerinin çok geniş bir bölümünü kaybetmemiz muhtemeldir. Bu O'Hur Goldberg'ü gecenin geç saatlerine kadar ayakta tutan bir sorun. Avustralya'da Queensland Üniversitesi'nde bir deniz biyoloğu olan O, mercan resiflerindeki değişimleri izliyor. Avustralya'nın kuzeydoğusu boyunca uzanan Büyük Bariyer Resifi'ndeki laboratuvarı iklim değişikliğine karşı savaşta ön saflarda yer alıyor. Son zamanlarda Büyük Bariyer Resifi iki şiddetli ağarma olayından dolayı sıkıntı çekti. Sular mercanların dayanabildiği 30 santigrat derecenin üzerinde ısındığında sağ kalabilmek için yosunları kovmaya başladılar. Resifin geniş parçaları öldü. Bir teknenin kenarından atladığınızda ve bir ağarma olayı gördüğünüzde bunu aslında süren değişimlerin bir ölçeği olarak kavrarsınız. Eğer bir sabah uyansaydık ve en sevdiğimiz ormanlardaki her 5 ağaçtan birisi yok olmuş olsaydı ne olacaktı? 1 milyonun üzerinde farklı tür resiflerde yaşar, beslenir ve ürer. Resife ihtiyaçları var. Kelimenin tam anlamıyla onsuz yaşayamazlar. Mercan resiflerinin çok üzerinde okyanuslardaki bir başka yeni eğilim daha da tehlikeli. Okyanuslar gezegenin en geniş karbon havuzudur. Doğanın atmosferdeki karbondioksiti emmek için kullandığı başlıca mekanizma. Ama son zamanlarda bu sistemin bozulduğuna dair işaretler görülüyor. Normal koşullar altında kabuklu mikroorganizma ve plankton gibi minik deniz canlıları suyun yüzeyindeki karbonu emerek onu iskeletlerini ve kabuklarını oluşturmada kullanırlar. Fakat bir eşik noktası var. Okyanuslarda çok fazla karbondioksit olduğunda su giderek asitleşir. Asitleşme canlıların kabuklarını ve iskeletini eritir ve yeni birer kabuk oluşturmak için su yüzeyinden daha fazla karbondioksit emmelerini engeller. Besin zincirinin en altında yer alan bu minik canlıların bazıları sadece 1 milimetre boyutundadır. Fakat giderek büyüyen ölçü ve şekillerdeki tüm deniz canlılarının kaderi dengenin ellerindedir. Okyanusun kimyası değişir ve doğanın başlıca iklim kontrol mekanizması bozulmaya başlar. Dünyanın diğer ucundaki araştırmacılar bu endişeleri paylaşıyor. İklimin karşıt ucunda küresel ısınmayı araştırıyorlar.
Doğanın şu anda her zamankinden daha hızlı eriyerek denize karışan muhteşem Grönland buz örtüsünü oluşturması 150 bin yıl sürdü. Yok olursa, okyanusların yükselişi tüm dünyadaki kıyı kentlerini sular altında bırakacak. Günde 40 metreden fazla yol alan ve dünyanın en hızlı hareket eden buz kütlesi olan Grönland, Jakobshavn buzulu 10 yıl öncekinin 2 katı hızla eriyerek denize karışıyor. Sadece 2 günde buzuldan kopan buzun toplamı New York kentinin 1 yıllık ihtiyacı için yeterli su taşıyor. Gezegen ısınmaya devam ederse ne olacağı konusundaki en büyük endişelerden biri buz örtüsünün sürekliliğidir. Ve tehlike buz örtüsünün çok büyük bir hızla çökmeye başlayabilecek olmasıdır. İsviçre kampı iklim değişikliğini izlemek için buzulun tam içine inşa edilmiş bir bilimsel araştırma merkezi. Dr. Karen Stephens her ilkbaharda aygıtların bulunması için ekibin başında. Stephens her 15 saniyede bir iklim ölçümleri yaparak tüm dünyadaki küresel ısınma bilgisayar modellerini güncelleyen 23 tane tam donanımlı hava istasyonu kurdu. Buz örtüsü çok yaşlı. Yaşı 150 binden fazla. Eğer onu ortadan kaldırmaya başlarsanız, aslında uygarlık açısından bilinmez bir süreç başlatırsınız. Grönland'ın yok oluşunu hiç görmedik. Onu izle! Onu izle! 1992'de buzulun 5.6 kilometresi denize doğru kayıyor ve yok oluyordu. 10 yıl sonra bu rakam 2 katından fazla. Yıllık olarak 15.5 kilometre. Stephens bu ürkütücü çevrenin en tehlikeli ve tuhaf yerlerinden birine rastlayana kadar daha sıcak bir havanın buzulların hızı üstünde nasıl etkili olduğunu anlamayacaktı. Eriyen buz nehirleri aşağı doğru buzun içine taşarak değirmen adı verilen çok büyük tüneller oluşturuyorlar. Ekip bir fiber optik kamera indiriyor. Hipotezleri şöyle. Eriyen su, çeyrek mil aşağıdaki ana kaya boyunca tüm yolu kesti. Buzluğun alt kısmını yağlayarak onun denizin içine giderek daha hızlı yol almasını sağlıyor. Stephens ve ekibi için bu korkunç bir an. Buzul boyunca yollarına devam eden bu baca ve bunun gibi pek çoğu buz örtüsünün yok oluşunun hızlanmasındaki yeni mekanizmayı açığa çıkartıyor. Şu anda öyle hızlı eriyor ki önümüzdeki 100 yılda okyanuslar 1 metreden fazla yükselebilir. Sonuçlar korkunç olabilir. Grönland'ın buz örtüsü küresel deniz seviyesini 7 metre yükseltebilecek miktarda. Londra, Bangkok, New York, Şangay ve diğer pek çok kenti sular altında bırakmak için yeterli miktarda donmuş su taşıyor. Pek çok bilim adamı 2 derecelik ısınmanın üzerinde yaşadığımız bu gezegeni kökten değiştirecek bir eşik noktası olduğu üstünde birleşiyor. Bu nokta artık treni kaçırdığımız an olabilir. Isınma kutuplarda buz kaybını hızlandırır. Buz kaybı ısınmayı hızlandırır. Bu küresel ısınmanın bir zincirleme reaksiyon haline geldiği zamandır. Halen uygulanabilir pek çok çözümün kombinasyonu artı 2 derecelik eşiğe gelmemizi önleyebilirdi. Basit bir hesap yapalım. Floresan ampulleri çevirerek dünya kömür santrallerinin verimliliğinde %20'lik artış sağlayabiliriz.
gibi çözümler birlikte uygulanırsa, biz dünyanın iklim kontrol sistemlerinde geri dönülemez değişiklikler yapmaya başlamadan önce muazzam bir etki yaratabilirler. Dünya 3 derece ısınırsa, Kuzey Kutbu yaz boyunca buz tutmaz olur. Amazon yağmur ormanları kuraklaşır. Alplerdeki kar örtüsünün tümü kaybolur. El Nino'nun korkunç hava hareketleri mevcut duruma dönüşür. Akdeniz ve Avrupa'nın bir kısmı kavurucu yaz sıcağı altında kurur. Artı 3 dereceyle dünyamıza bunlar olabilir. 3 derece daha sıcak bir dünyada bunun gibi yaz sıcağı dalgaları standart olacaktır. Öyle ki bu noktadaki bir aşırı yaz sıcağı şimdi Afrika'nın kuzeyinde ve Orta Doğu'da görülen türde sıcaklıkları Orta Avrupa'ya taşıyacaktır. 2003 yazı 3 derece daha sıcak bir dünyadaki yaşam hakkında ipuçları verdi. Avrupa'nın her yerinde acımasız ısı dalgası doğal bir felakete dönüştü. Paris yazın boşaldı. Geride yaşlılar kaldı. Hiç kimse içinde bulundukları tehlikeyi tahmin etmemişti. Acil servis doktorları ters giden bir şeyler olduğunu ilk anlayanlardı. Doktor Patrick Polu ısı dalgasının bir faciaya dönüştüğünü çabuk gördü. Vous avez une telle vague de chaleur. Isı dalgası tüm bölgeyi tutuşturan bir alev makinesine benziyordu. Le nombre de personnes qui sont mortes dans la nuit du 10 août. 10 Ağustos gecesi ölen insanların sayısı 2500 ile 3000 arasında. Kentin kendine özgü metal çatıları daha önceki bir çağa göre kış soğuğundan korunmak için tasarlanmıştı. Şimdi yükselen sıcaklıklar onları Parislilerin aleyhine çeviriyor. Tüm Avrupa'nın diyeti 30 binin üzerinde. Yalnız Fransa'da birkaç hafta içinde 14 binden fazla insan öldü. La 2003'teki ısı dalgası muhtemelen küresel ısınmaya bağlı olarak zengin bir ülkeyi, kendini her şeyden koruyabileceğini düşünen zengin bir ülkeyi etkileyen ilk büyük felaketti. Bu bir yanılgıydı. Küresel ısınma 3 derece artarsa bu Paris'teki tüm yaşamın sonu olmayacak. Ama aşırı yaz sıcağı dalgası her yaz gelmeye başladığında bu büyük kentin karakteri sonsuza dek değişebilirdi. Gelecekteki 10 yıllara bakmaya çalışmak iklim modelcilerine fazla mesai yaptırıyor. Çay ve kahve. Onların en zorlu işlerinden biri dünya oksijeninin %20'sinin üretildiği yer olan Amazon yağmur ormanlarında artı 3 derecelik ısınmanın etkisini hesaplamak. Gelecekteki iklim değişikliğinin tropik yağmur ormanlarını, özellikle de Amazon'un nasıl etkileyeceğini bilmek istedik. Çünkü burası simgeleşmiş bir bölge. Hem çevresel açıdan, hem ekolojik açıdan, hem de ekonomik açıdan önemli. İklim modeli uğursuz bir tahmin üretiyor. 3 derecelik ısınma feci bir geri bildirim döngüsünü tetikleyebilirdi. Küresel ısınma daha da hızlanırdı. Muhtemelen dünyanın en nemli yerlerinden biri kurak arazilere dönüşürdü. Bazen birinin çıkıp şu cümleyi söylemesi zaman alır. Bunun anlamını biliyorsunuz. Amazon'un ölmesinden bahsediyoruz. Yaz 2005. Amazon Nehri. Aşırı sıcak, olabilecek en kurak koşullarla birleşiyor. Bu mükemmel kuraklık. Akarsuları kuruduğunda
azaldığında değil, tamamen kuruduğunda pek az kişi onun dünyanın en kudretli nehri olduğunu söyleyebilir. 2005 yılında Amazon'da inanılmaz bir durumla karşılaştık. Tamamen küçülmüştü. Brezilya ordusu normalde bu dev nehrin kıyısında bulunan köylerdeki insanların susuzluktan ölmesini durdurmak için kurumuş Amazon akarsularının üzerinde helikopterle uçmak zorundaydı. Önce kuraklık, sonra yangın. 2005 yazının kötü etkisiyle 2500 kilometre karenin üzerinde yağmur ormanı yandı. Ağaçlar Amazon'a düşen yağışın %50'sinin üretimine yardım eder. Ormanlar azaldıkça Amazon'un yağış kaynağı da azalır. Kaybettiğimiz her ağaç için bölgede yangın ve kuraklık senaryosuna doğru fazladan bir adım atıyoruz. Çevre bilimci Daniel Nepstedt 25 yıldan fazladır Amazon üstünde çalışıyor. Küresel ısınma ve ormansızlaşmanın bölgeyi ışık noktasına doğru ittiğini görüyor. Adına pozitif geri bildirim dediğimiz kuraklığın yangına, yangınınsa kuraklığa yol açtığı bu saldırgan döngüleri günümüzden itibaren 20 yıl daha görebileceğimizi düşünüyoruz. Ve bu elbette iklim modellerinin söylediğinden daha yakındır. Üç derece daha sıcak bir dünyanın sert koşullarında Amazon'un büyük bölümünün kaybı, yüz milyonlarca ton depolanmış karbonun yeniden serbest kalmasına ve belki küresel ısınmanın bir derece daha şiddetlenmesine sebep olur. Dünyadaki herkes bir şekilde dünyaya bağlıdır ve geçmişe bakarak bir şansımız olduğunu söylemiştim ve biz onu harcadık. İnsanlığın bir şansı vardı diye düşünüyorum. Dünya 4 derece ısınırsa okyanuslar yükselir ve 1 milyar insanın evi olan yüksek nüfuslu deltaları yok eder. Bangladeş sularla yıkandı. Mısır sele boğuldu. Venedik sular altında kaldı. Buzullar ortadan yok oldu. Milyarlarca insanın tatlı su kaynağı artık yok. Kuzey Kanada, dünyanın en cömert tarım bölgelerinden biri haline geldi. Bu sırada İskandinavya'da bir plaj, geleceğin Saint-Tropez'i olabilirdi. Güney Kutbu'nun batısındaki tüm buz örtüsü eriyebilir, deniz seviyesi daha da yükselebilirdi. Artı 4 dereceyle dünyamıza bunlar olabilir. 4 derecede bugün bildiğimizle kıyaslandığında tamamen tanınmaz halde bir gezegen görmeye başlarız. Dünyadaki en önemli nehirlerden bazılarının kuruduğunu göreceğiz ve bu milyonlarca hatta yüz milyonlarca insanın yaşama şansını tehlikeye atacak. Dünya 4 derece bile daha sıcak olursa en güzel nehirlerden biri kendi kendini imha edebilecek, yüksek bir dağ buzulundan Hint Okyanusu'na kadar her şey sona erecek. Yerli halk ona Ganjana diyor. Hindistan'ın en kutsal nehri. Belki de tüm dünyanın. Himalaya nehirleri, Çin, Nepal ve Hindistan'daki 1 milyardan fazla insan için yaşam kaynağı. İklim uzmanları, Hindistan'ın küresel ısınmanın etkisiyle en yüksek bedeli ödeyecek ülkelerden biri olduğunu öngörüyor. Biz küresel ısınmayı yavaşlatmaya başlamadıkça, Ganj Nehri 40 yıldan kısa bir süre içinde hayat mücadelesi veren bir nehir haline gelebilir. Savaş burada olacak. Himalaya buzullarının geniş, kristal buz kütlelerinde. Kutup buzulları hariç, gezegenin en büyük tatlı su kaynağı.
Himalaya buzulları dünyadaki her şeyden daha hızlı geri çekiliyor. Swami Sandaranand, 80 yaşındaki kutsal bir adam. 50 yıldan beri Ganj'ın üstündeki buzulları fotoğraflıyor. 1956 mi? Çektiğim ilk buzul fotoğrafı 1956'ya ait. 1962'den sonra buzulda gördüğüm değişiklikler için endişelenmeye başladım. 1965'te bu buzula Meru Tepesi'nin eteğine yürüyerek gittim. Uske baad 15 varsh ke baad jab gaya 15 yıl sonra tekrar gittiğimde buzul yok olmuştu. Çünkü main paryatak bana buzulun geri çekildiğini gördüğümde çok endişelendim ve ağlamaya başladım. Eğer kutsal Ganj gelecekte var olmazsa tüm dünya bir öksüze dönüşecekmiş gibi görünüyor. Swami'nin fotoğraf hazinesi bu etkileyici buzulun 50 yıllık değişimini belgeliyor. NASA uydu görüntüleri kayıp oranını doğruluyor. Düşük ve yüksek teknolojili fotoğraflar yan yana geldiğinde gelecekteki büyük tehlikenin altını çiziyorlar. Mevcut eğilim sürerse önümüzdeki yüzyılda tüm Ganj boyundaki vahşi yaşam, madencilik, taşımacılık, hidroelektrik gücü ve tarım çok büyük hasar görebilir. Önce eriyen buzullar eşi görülmemiş sellere yol açabilirdi. Ama sonra buzul tamamen erirse bütün yıl süren su kıtlığı ve açlık başlayabilirdi. Mevcut kayıp oranıyla 2035 yılında artık Himalayalarda buzul kalmayacağı tahmin ediliyor. Dramatik bir şekilde 1 milyardan fazla insanın tatlı su kaynağı kesiliyor. Dört derecelik ısınmayla deniz seviyesi 1 metre yükselebilirdi. Dünyanın büyük kıyı kentlerini felaketle yüz yüze bırakacak kadar. Amerika'nın en geniş ve yoğun nüfuslu metropolü de bunların arasında. Yükseklik haritaları ve iklim tahminleriyle silahlanmış profesör ve jeofizikçi Malcolm Bowman ve öğrencileri seller altında kalabilecek New York Finans Merkezi'nin gelecek planını çiziyorlar. Olacak şey New York kentinin bazı bölümlerinde, burada Manhattan'ın bazı bölümlerinde, özellikle de alçak bölümlerinde sert su baskınlarının olması. Sel hattının 3. derece bir kasırganın yol açacağı yüksek akıntıda olacağını ve doğrudan New York'u vuracağını söyleyebiliriz. İkinci ya da üçüncü derece bir kasırgada bile dünyanın finans başkenti sular altında kalabilirdi. Deniz seviyesinde bir mega fırtına vursaydı bu destansı ölçüde bir yıkım anlamına gelirdi. Kentin bazı kısımları 7.6 metre suyun altında kalabilirdi. Biz küresel ısınmayı sınırlandırmazsak dünyanın başlıca kıyı kentleri kendilerini korumak için milyonlarca dolar harcamak zorunda kalacaklar. Çeşitli türlerde deniz bariyerlerinden fırtınalara göre kapanıp açılabilen devasa deniz kapılarına kadar New York 3 heybetli deniz kapısı inşa etmek zorunda kalacaktı. Biri Verrazano-Narrows Köprüsü civarında limanın girişini tıkamak için,
Bir başkası Staten Island'ın gerisinde ve üçüncüsü Long Island'a girişi bloke etmek için. Bir fırtına dalgası beklenirken büyük güçlü hidrolik makineler denizin 9 metre dışındaki binlerce ton ağırlığındaki kapıları çalıştırabilir. Times üzerindeki bu deniz bariyerleri Büyük Britanya'ya 1 milyar dolardan fazlaya mal oldu. Ama Londra'yı her yıl giderek sıklaşan deniz kabarmalarından koruyorlar. Dünya 5 derece ısınırsa iki dev yaşamaya elverişsiz bölge kuzey ve güney yarım kürelerin ılıman alanlarının içine yayılır. Dünyanın harika şehirleri Los Angeles'ı, Kahire'yi, Lima'yı ve Bombay'ı besleyen kar örtüsü ve su havzaları kurur. İklim mültecileri yüzlerce milyona ulaşır. Artı 5 derecede dünyamıza bunlar olabilir. Bence şu andan 5 derece daha sıcak bir dünyada insan toplumunun böyle bir iklim şokuna dayanabilmesi hayal bile edilemez olacaktır. Şimdi iklim değişikliğinin alacakaranlık kuşağına gidiyoruz. Yeryüzündeki yaşamın gördüğü bir kabus. Dünya 6 derece ısınırsa okyanuslar uzaktan parlak mavi görünebilir. Ama onlar denizin çorak toprakları. Çöller fetih orduları gibi kıtaların üzerinde yürür. Doğal felaketler basit olaylara dönüşür. Dünyanın büyük kentlerinin bazıları sular altında kalır ve terk edilir. Artı 6 derecede dünyamıza bunlar olabilir. Uzun zaman dilimlerinde sıcaklıktaki 6 derece artış, şimdiye kadar var ola gelmiş en büyük bazı türlerin yok oluşlarıyla ilişkilendirilmiştir. Sıcaklıklar bir yüzyıldan kısa bir süre içinde hızla 6 derece yükselirse, küresel bir yok oluştan daha hızıyla karşılaşamayacağımızı varsaymak kesinlikle adil olur. 6 derecelik ısınma felaket senaryosu olarak adlandırıldı. Hayatlarımız bir daha asla aynı olmayacaktı. Bu kötümser bir bakış açısı değil henüz. Uzmanların çoğu kabustan uyanabileceğimize inanıyor. Tam şimdi ortalama sıcaklıklar sadece 0.8 santigrat derece yükselmişken. Fakat çok zamanımız yok. 2 derece daha sıcak, yaşayış şeklimizi dramatik bir şekilde kesintiye uğrattığında bizi küresel ısınmayı kaçırmanın eşiğine getirdi. Bilimsel realiteye göre önümüzdeki 10 yıl içinde 2015'e kadar küresel salınımı mümkünse hepsini eritip yok etmeliyiz ve bu tabii ki çok kısa bir süre. Burada insanlığın büyük kısmı için enerji kaynağını 10 yıllık bir süre içinde kapatmaktan söz ediyoruz. Çözüm arayan herkes için ev gibisi yok. Emery Levins'e göre çözümler karbondioksit üreten enerji kullanımının azalmasıyla ve verimlilikle başlıyor. Bence insanlar iklimi korumanın paralarını cebinde tutacağını, tüm o yakıtları almak zorunda olmadığını bir kez anlarsa politik direniş buzulların erimesinden daha hızlı olacaktır. Şu küçük kırmızı ışığı görüyor musun köşedekini? Levins boşa harcanan wattları öldürmekte kararlı bir çeşit sayaç gibi. Sahip olduğunuz aygıtlar, bilirsiniz işte televizyonunuz, videonuz, DVD'niz falan. Eğer üzerlerinde yanan küçük kırmızı bir ışık varsa elektrik harcıyorlar demektir. Buna vampir şarjı denir. 109 watt. Yılda yaklaşık 60 dolar. Sadece şurada otur ve ışığı kapat. Amerika'daki her hane halkı boşa giden vampir şarjlarını kapatsaydı kömürle çalışan en azından 18 santrali eleyebilirdi. Levins sadece konuşmuyor. Sıcaklıkların kışın düzenli şekilde -17 santigrat derecenin altına düştüğü Aspen, Colorado'da onun tasarladığı kalorifersiz bir evde oturuyor. Burada 2164 metredeyiz. Yılın her günü burada soğuktan donarsınız ve biz 39 gün kara kış yaşıyoruz. Wow.
Lovins'in evi ileri teknolojiyle el ürünlerinin bir karışımı. Çatıdaki solar birimler evin kullandığından daha fazla enerji üretiyor. Tüm ev sadece 120 wattla dönüyor. Tek bir ampul için gerekenden çok daha az. Enerji verimliliği, iklim sorununu çözmek, para biriktirmek, daha güvenli, zengin, aydınlık ve ferah bir dünya yaratmak için en büyük, hızlı ve ucuz yol. Evlerimizden sonra bizim sorumlu olduğumuz ikinci en büyük emisyon kaynağı hemen dışarıda park edilmiş durumda. Arabalar küresel sera gazlarının yaklaşık %20'sini üretiyor. Ulaşımın yol açtığı emisyon özellikle Çin'deki kadar acil değil. Artan zenginlik orta sınıfın hayatına birçok lüks kattı. Bir arabaya sahip olmak gibi. Sayıları inanılmaz. Emisyonları da öyle. Her gün 14 bin yeni araba yola çıkıyor. Çinlilere dönüp üzgünüm, gezegenin geleceğini kurtarmamız gerekiyor diyebileceğimizi hiç düşünemiyorum. Zengin ülkeler başı çekmek zorunda. Gelişmekte olan ülkelerde daha çarpıcı bir etki yaratabilmek için atmosfere saldığımız gazları kesmek zorundayız. Isınmayı 2 derecelik başlangıç eşiğinin altında tutmak için her yıl sera gazları emisyonunu 8 milyar ton azaltmalıyız. Tüm arabaların yakıt verimliliğini 2 katına çıkarmak 1 milyar ton kazandıracaktır. Fakat artı 2 santigrat derecelik eşiğin doğru tarafında yer alabilmek için hala karbon ayak izimizi milyonlarca ton azaltmalıyız. Onlar çevrede ilerleyen dev bir robot orduya benziyorlar. Rüzgar gücü ve rüzgar değirmenleri binlerce yıl öncesinden kalma. Bugünün teknolojisiyle bir rüzgar türbünü 300 eve enerji sağlayabilir. %100 temiz ve yenilenebilir bir kaynak sunuyorlar. Fakat rüzgar gücü her derde deva değil. Yakıt bedava fakat bakım bedava değil ve biz birimlerle ilgili birçok sorunla karşılaşıyoruz. Ve elbette açma kapama anahtarını doğa kontrol ediyor. Küresel bir düzeyde tüm dünyada kömür gücüyle çalışan santralleri yenilemek için 2 milyondan fazla tribün gerekiyor. Nihai yakıt ufkun hemen üzerinde olabilir. İngiltere'de uluslararası bir fizikçi ekibi tüm teknolojik çözümlerin anası için çalışmaya başladı bile. Nükleer füzyon. Güneş sistemindeki tek ve en iyi enerji santraline güneşe göre modellenmiş bir füzyon reaktörü inşa ediyorlar. Çalışır duruma getirilebilmesi, hiç sera gazı üretmeksizin kendi kendini besleyen ve hemen hemen limitsiz bir enerji kaynağı anlamına geliyor. Bu enerji evreni aydınlatır. Evrendeki yıldızların çoğuna güç sağlar. Burada yapmaya çalıştığımız şey, yeryüzünde aynı sürecin benzerini oluşturmak ve oluşan enerjiyi elektrik üretmek için kullanmak. Kolay olmayacak. İçerdiği uçucu gazlar yüzünden mühendisler reaktörün çekirdeğinde doğrudan çalışamazlar. Böyle ekstrem koşullarda çalışmak için şimdiye kadar icat edilmiş en akıllı ve becerikli robotlardan biri olan yeni nesil bir robota bağlılar. Reaktörün çekirdeği güneşten 10 kat daha sıcak olacaktır. Güçlü bir manyetik alan süper sıcak plazma içerir ve reaktörün duvarlarını erimekten korur. Çalışsa bile ki bunun garantisi yok, reaktör en azından bir 30 yıl daha ticari elektrik üretmeyecek.
Füzyon, hırslı olduğu kadar göreceli şekilde gerçekçi de görünebilir. Dış uzayın kozmik bir ayna filosuyla dolduğunu düşünün. Mevcut bir araştırma projesi her 90 santimde 1 milyon aynanın daha düşük dünya sıcaklığı sağlamak için güneşin ısısını engellemeye yeterli olabildiğini hesaplıyor. Oturup birinin fantastik yeni bedava enerji kaynakları ya da güneş ışınlarını geri yansıtacak bir solar ayna icat edeceğini umut etmek pek iyi bir şey değil. Uğraşmamız gereken ve sahip olduğumuz gerçeklik 10 yıl içinde ne yapmak zorunda olduğumuz. Dünyanın enerji iştahı doymak bilmez olmayı sürdürür. Karbon ayak izimiz sendeliyor. Küresel ısınma yükselirken hızlanıyordu. Bir noktada iklim değişimi bizim hayatımızı alabilir. Ve küresel ısınma kaçırdığımız bir tren haline gelebilir. Tek soruysa şimdi bunu bilirken ne yapacağımızdır. 6 derecelik en kötü senaryolar bile dünyada tüm yaşamın sonu anlamına gelmeyecektir. Fakat aşırı küresel ısınmadan sonra gezegen bugün bizim bildiğimizden çok daha farklı olacaktır. Ne kadar kötüleşebilirdi? O noktada yeryüzünün en iyi zihinleri iki konuda birleşiyor. Tam olarak bilmiyorlar ve asla öğrenmeyeceğimizi umut ediyorlar.